Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda problemler konusunu işleyeceğiz. Nasıl problemler? Tam sayılarla ilgili problemler. Çünkü bir önceki konumuz tam sayılardı. Tam sayılarla işlemler yaptık. Şimdi tam sayılarla ilgili problemler nasıl oluyormuş onu göreceğiz. Bunun için de çözeceğimiz, konu anlatımını çözeceğimiz testimiz Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırlamış olduğu 7. sınıf matematik kazanım kavrama testi 2 olacak. Buradan MEP yetkililerine, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz. Bizler konuyu öğrenelim, daha güzel kavrayalım diye emek vererek bize güzel sorular hazırlıyorlar. Evet, birinci soru şöyle söylüyor bize. 95 lira borcu olan Sinan kolay gelsin. Umarım borcunu anne ve babandan almışındır. 27 lira daha borç alıyor. Eyvah. Evet, daha sonra borcunun 55 lirasını ödüyor. Biraz rahatlamıştır umarım. Son olarak borcunun 32 lirasını daha ödediğine göre Sinan kalan borcu kaç liradır? Sevgili arkadaşlar, sayı doğrumuzda toplama çıkarma işlemlerimizi nasıl yaptığımızı hatırlıyorsunuz. Diyelim ki borcumuz negatif tam sayılarda olan eksi 95 olsun. Ben size hem bu şekilde göstereceğim, siz bu şekilde de yapabilirsiniz. Aynı zamanda bir başka tablo metoduyla da göstereceğim. Şimdi 27 lira daha borç alırsa eksi 27 daha sola gidecek. Eksi 95 ile eksi 27'yi toplayacağım. Daha sonra 55 lira ödeyecek. Artı 55. Daha sonra 32 lira daha ödeyecek. Sağa doğru artı 32. En son kalan borcunu hesaplayacağım. Arkadaşlar bunu ben şöyle de düşünebilirim. Bakın bizim genelde anne babalarımız aylık hesap yaparken evin idaresini sağlayabilmek için böyle tablolarda yaparlar. Mesela buraya borçlarımızı yazalım. Buraya da ödediklerimizi yazalım. Tamam mı? Ödediğimiz. Sevgili arkadaşlar benim 95 lira borcum var zaten. Değil mi? Eksi 95. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Yani eksi 95 tamam da burada 95 tane top olsun. Tamam. 27 tane daha borcum oluyor. 27 lira. Eksi 27. Değil mi? Daha sonra ne yapıyorum? Ben 55 lira ödüyorum. Burada da artı toplarım var. Ya da pullar. Öyle de modelliyorduk hatırlayın. Daha sonra da 32 lira daha ödüyorum. Artı 32 liram daha oldu. Sevgili arkadaşlar benim borcum ne kadar toplamda? 95 ile 27'yi topladığımda 5 ile 7'yi topladım 2, elde var 1 dedim. 9 ile 2'yi topladım 11, elde var 1'di. 122 lira borcum var. Toplam ödediğim miktar ne kadar sevgili arkadaşlar? Bunları da topladım. 5 ile 2'yi topladım 7, 5 ile 3'ü topladım. 87 lirasını da ödedim. Ne yapacağım şimdi arkadaşlar? Kâr zararlarımda bu kadar borcum var. Bu kadarını ödemişim. İkisini toplarsam eksi 122 artı 87 yapar. Değil mi? Evet. 87'yi yazdım toplama işlemini yaparken. Birbirlerinden çıkartacağım tabii ki. 5 kaldı. Buradan bir borç almıştım. 11'den de 8'i çıkardım. 35 lira daha borcum varmış. Yine bu şekilde sayı doğrusunda da yaparsak arkadaşlar eksi 95'ten eksi 27 giderseniz eksi 122'ye varırsınız. Daha sonra bir 55 bir 32 daha giderseniz ki tek tek gitmek istemezsiniz mesela. Toplam gittiğiniz yolu bulursunuz ki o da 87'dir. 87 daha sağa giderseniz eksi 35 ile karşılaşırsınız. 2 ile devam edelim. İkinci soru şöyle söylüyor. Bir şehirde ekrandan kaçmış. Yakaladım ama. Bir şehirde sabah sıcaklık eksi 3 olarak ölçülmüş. Öğlen sıcaklığın önceki ölçüme göre 9 derece arttığı, akşam ise bir önceki ölçüme göre 10 derece azaldığı görülmüştür. Buna göre akşam ölçülen hava sıcaklığı kaç derecedir? Çok güzel. Kolay değil mi sevgili arkadaşlar? Şimdi eksi 3 dereceydi. Hop yine sayı doğrumuzda gösterelim. Çok daha güzel olacak. Öğlen ölçme 9 derece artmış. Artmış. Sağa doğru gitmiş. 9 gidin sevgili arkadaşlar buraya. 3 gidersem 0'a gelirim. 6 daha gidersem 9 derece daha gitmiş olurum. Burası artı 6 olur. Bakın arkadaşlar, artı 6 ile eksi 3 arasında ne kadar fark var? 9 derece. Bir başka deyişle eksi 3 ile 9'u topladım. Artı 6 buldum. Şahane. Akşam ise bu öğlen ölçtüğümüz sıcaklık, kışın ölçülmüş belli ki, yani 6 derece hala soğuk bir derece. Akşam ise bir önceki ölçüme göre 10 derece azaldı. Uf, biraz üşüyeceğiz galiba. Şimdi 10 derece daha sola gelin. Uf. Ya 9 derece zaten sağa gitmiştim. 10 derece sola gelirsem bir tane sola gideceğim. Çok açık değil mi arkadaşlar? Ama bunu biz açık açık görelim. Ne olacak? Artı 6 sola doğru git. Eksi 10. Ne olur bu sevgili arkadaşlar? Artı 6 ile eksi 10'u toplarsam eksi 4 derece olur. Eksi 4. Çok güzel. Eksi 4'ü de buldum. Bakın bunu pratik şekilde şöyle düşünebilirdim değil mi sevgili arkadaşlar? 9 sağa gittim. 10 sola döndüm. Epi topu nihayetinde yaptım ne? Bir birim sola gitmiş oldum. Yani başlangıçtakinin bir birim soluna geldim. Eksi 4. Böyle de düşünmenizi tavsiye ederim. 3 ile devam edelim. Deniz seviyesine göre 11 metre derinlikte bulunan bir dalgıç. Vay, çok yetenekli bir dalgıcımız var anlaşılan. Deniz seviyesini hemen gösterelim. Deniz seviyesi burada. 11 metre aşağıda bir dalgıcım var benim. Onu da bakalım, çizmeye çalışalım. Hop. Koca paletleri de var. Paletlerimiz var biliyorsunuz. Kocaman olur onlar. Ne kadar güzel çiziyorum ya. Bu ne kadar aşağıdaymış sevgili arkadaşlar? 11 metre. 11 metre aşağıda dalgıcımız var. Dalgıç önce 5 metre yukarıya çıkıyor. 5 metre yukarıya çıkıyor. Artı 5. Daha sonra 2 metre aşağıya dalıyor. Hop, daha sonra da 2 metre aşağıya dalıyor. Aşağıya da eksi 2 diyelim değil mi? Aşağıya azalıyor çünkü şey. Buna göre dalgıcın son durumda deniz yüzeyine göre konumunu veren işlem aşağıdakilerden hangisidir? Çok güzel. Arkadaşlar, deniz seviyesinin alçıldığında diyor. Üstünde olsaydı artı derdim. Burası benim eksi 11 değil mi? Önce eksi 11'deydim. Tamam. Sonra yukarıya doğru çıktım. Artı 5 çıktım değil mi sevgili arkadaşlar? Daha sonra yine toplayalım. Daha sonra ne yaptım? 2 metre aşağı indim. Yani eksi 2 aşağıya indim. Eksi 11'deydim. Artı 5 yukarı çıktım. Eksi 2 tekrar aşağıya indim. Bakıyorum. Şıklarda görelim. Eksi 11 artı 5 eksi 2. A şıkkında güzelce kolaylıkla verilmiş. Modellemelerimizi güzel güzel yapalım sevgili arkadaşlar. 4'te devam edelim. 4. soru, bir odadaki termometre. Termometremiz ne sevgili arkadaşlar? Sıcaklık ölçüyoruz değil mi? Güzel. Bizim evlerimizde de vardır muhtemelen, duvarlarımızda asılıdır. Bazen dışarıya çıkmadan nasıl giyineceğimizi görmek için termometrelere bakarız. Ama yanılmayın, evdeki sıcaklığı görüp dışarıya öyle çıkmayın. Dışarıdaki ölçüleri de bilmekte fayda var. Termometrede sıcaklık 28 dereceyi gösterilmekteyken odanın sıcaklığını dakikada 4 derece düşürebilen bir klima açılıyor. Çok güzel. Şimdi 28 derece var sevgili arkadaşlar. Ve klimayı açtık. Her bir dakikada 4 derece azalacak. Klima açıldıktan 8 dakika sonra odanın sıcaklığı kaç derece olur? Arkadaşlar, şimdi her dakikada 4 azalıyor. Şimdi 1 dakika geçti, 24. 4 azaldı. 1 dakika daha geçti, 20. 1 dakika daha geçti, 16. Sevgili arkadaşlar, bakın böyle 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 basamak basamakta gidebilirsiniz. Ama bu işin en pratik yolu, en kesin yolu nedir? Kendimi böyle angarya işlere sokmam. Her bir derecede, her bir dakikada 4 derece düşüyorsa 8 dakika boyunca eksi 4 çarpı 8 32 derece düşmez mi sevgili arkadaşlar? Değil mi? 32 derece birden düşer. Her bir dakikada 4 derece düşüyor. 8 tane var. 8 tane 4 ne yapar? 32 yapar ki düşürdüğü için eksi dedin. Ne oldu? Başlangıçta 28 vardı. Artı 28'di. Şimdi kimi toplayacağım? Eksi 32 ile toplayacağım bunu. Netice ne oldu sevgili arkadaşlar? Bir anda yazı yaşarken kutuplara gitmişiz gibi oldu. Eksi 4 dereceye vardım. Biri klimayı durdursun lütfen. Bu kadar da soğutulmaz. Yani herhalde buzdolabı yapmak istediler odayı. Klima da bayağı güçlüymüş bu arada, onu da söyleyeyim size. 4'e de B dedik, eksi 4. 5 ile devam edelim. Yani klimayı çalıştırana kadar buzdolabının içine girse sanki daha pratik olurmuş. Bir anda düşermiş ısıcı. 20 soruluk bir testte öğrenciler doğru cevapladıkları her bir soru için 5 puan artı 5, yanlış cevapladıkları her bir soru için eksi 3 puan almaktadırlar. Çok güzel. Her bir doğru için mesela 4 doğrum var. 4 çarpı 5 artı puan alırım değil mi? 7 tane yanlışım var. 7 çarpı eksi 3. O kadar puan alırım. Bu testin tamamı cevaplayan bir öğrenci 14 soruyu doğru cevapladığına göre kaç puan almıştır? Arkadaşlar bakın, altını çizelim, tamamını cevaplamış. Şimdi 20 tane soru var zaten. Doğru ve yanlış diyelim. Doğrularım kaç tane sevgili arkadaşlar? 14 tane. Şimdi bana yanlışları söyleyin. Yanlışlar toplam 20 idi değil mi? 20'den 14'ü çıkardım. Şurada hemen çıkardık. 20'den 14'ü. 6 tane de yanlışım var değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel. Peki doğrular için kaç puan alacaktım? Her bir için 5. Demek ki çarpı 5. 14 çarpı 5 kadar puan aldım. 14 ile 5'i hemen çarpalım. Şurada 14 çarpı 5 çarpıyorum. 4 kere 5, 5 kere 4, 20. Elde var 2, 5 kere 1, 5, hop 7. 70 puan aldım sevgili arkadaşlar. Artı. Bakalım eksilerimiz ne kadar? Her bir yanlış için eksi 3 puan alıyordum. Bunu da eksi 3 ile çarpacağım. Aldığım eksi puanları görmek için 6 ile eksi 3'ü çarptım. Çarpım tablosunu çok iyi biliyoruz. Eksi 18 puan da buradan aldım. Şimdi ne yapacağım sevgili arkadaşlar? Artı 70 ile eksi 18'i toplayacağım. 70 daha büyük. 18 sola gidin. Yani 70'ten 18 çıkartın. 0'dan 8 çıkmaz. 1 onluk aldım. 10'dan 8'i çıkardım. 2 buldum. 1 onluk almıştım. Burada 6 kaldı. 6'dan 1'i çıkardım. 52 puanım kaldı. Evet, 5'e de C dedik. Sizler 20'de 20 doğru yapın. Umarım öyle yaparsınız. Ha, benim videolarımı izlerseniz söyleyeyim, 20'de 20 yaparsınız. Tabii günü gününe çalışacaksınız sevgili arkadaşlar. Sadece video izleyerek, gülerek, oynayarak olmaz bu işler. Biraz anlayarak soru çözün lütfen. Anlamak çok güzel bir şeydir. Anlamadığınız herhangi bir şey olduğunda sevgili arkadaşlar öğretmenlerimize soralım. Öğretmenlerimiz onun için var. Bizlere bir şeyler öğretmek için. Biz anlamazsak eğitim öğretimin bir anlamı kalmaz. Mutlaka ve mutlaka anlamadığımız her şeyi öğretmenlerimize soralım. Evet, bir tablo görüyorum. Yukarıda bir apartmanın asansör kabinindeki tuşlar verilmiştir. Bu apartmanda Eylül, Zeynep'ten 5 kat aşağıda, Hayat ise Zeynep'ten 6 kat yukarıda oturmaktadır. Eylül, Zeynep ve Hayat asansöre birlikte binmiş ve oturdukları katlara gitmek için tuşlara basmışlardır. Çok güzel. Buna göre Eylül, Hayat ve Zeynep'in bastıkları tuşlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Diyor ki bana bu arkadaşlar hangi katlarda oturuyorlar? Evet, yani asansör kullanan arkadaşlarımız bilirler. Enteresan bir şey olmuş, gösterge olmuş. Ben size şöyle bir çizeyim, daha güzelinden çizeyim sevgili arkadaşlar. Konuyu daha güzel görelim diye. 12 tane numara var değil mi? Hadi bakalım 12 taneyi çizelim. Ben nasıl çiziyorum onu da size söyleyeceğim şimdi. Hop. Önce 2'ye böldüm. Sonra 4'e böldüm. Her böldüğümü de 3'e bölersem sevgili arkadaşlar burada 12 tane kat olur. Şimdi bunları da yerleştirelim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hop, eksi 1. Gördüğünüz üzere öğretmeniniz çok güzel bölmüş. Şimdi sevgili arkadaşlar, Eylül Zeynep'ten 5 kat aşağıda, Hayat ise Zeynep'ten 6 kat yukarıda oturuyor. En yukarıda kim oturuyor? Önce ona bir bakalım. Şimdi Eylül Zeynep aşağıda, Zeynep'ten aşağıda. Demek ki Zeynep yukarıda, Eylül aşağıda. Bunu belirledim değil mi? Eylül Zeynep'ten 5 kat aşağıda. Burası 5 kat. Çok güzel. Hayat ise Zeynep'ten 6 kat yukarıda. Hayat da en yukarıdaymış. Ne kadar? Artı 6 yukarıdaymış. Daha fazla yukarıdaymış. Evet. Şimdi arkadaşlar gelin burada bu arkadaşlarımızı yerleştirelim. Hayat'ı en yukarıya yerleştireceğim. Kaçlara bastıklarını görmek için. Daha sonra Zeynep'i en aşağı kata da Eylül'ü yerleştireceğim. Şimdi bir an düşünelim sevgili arkadaşlar. Diyelim ki Hayat 6'da 7'de otursun. Tamam, Hayat 7'de otursun. Şimdi 6 kat aşağıya inersem, hop, 1. kata indim. Şimdi 5 katta Eylül için inmeliyim. İnersem 5 kat yok ki. Beni sınırlayan bir şey oldu. Hayat'ı öyle bir yere koymalıyım ki sevgili arkadaşlar, Zeynep'le Eylül arasındaki farkı da yakalayabilsin. Bakın 10'la eksi 1 arasında kaç kat fark var sevgili arkadaşlar? 10'dan eksi 1'i çıkartırsam 11 kat var değil mi? Çok güzel. Bakın burada kaç kat var? Burada da 11 kat var. Demek ki benim Hayat ile Eylül arasındaki farkın ne kadar? 11 kat. Bak çok güzel bir şey buldum. Hayat ile Eylül arasındaki farkı buldum. 11 kat. Arkadaşlar sadece ve sadece bu ne zaman olur? Eylül buradayken, Hayat da buradayken olabilir, değil mi? Başka türlü eğer Eylül 1. katta oturursa sevgili Hayat yukarıya çıkar, çatıya. Çatıdan da havalanmak durumunda kalır ki asansörümüz oraya hizmet vermiyor ne yazık ki. Yani halatlarla çıkarmak lazım ya da sihirbaz olması gerekiyor. Evet, başka bir ihtimal yok. Zeynep'i bulacağız şimdi. Sevgili arkadaşlar, Zeynep için ya 10'dan geri dönün. 6 aşağıya inin sevgili arkadaşlar. 10'dan 6'yı çıkartırsam kaç kalır? 4 kalır. Sevgili Zeynep de buraya yerleşmiş olur. Ya da Eylül'den gelin. Eylül'den 5 kat yukarıya çıkın. Eksi 1 ila 5'i toplayın. Bakın yine 4'ü yakalıyorum Zeynep için. Demek ki bu durumda tablom önce Eylül'ü söylemiş. Eylül eksi 1. Daha sonra Hayat'ı söylemiş 10. Zeynep'i söylemiş 4. Gördüğünüz üzere 6'yı A şıkkında buldum. Gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar, bu 11 farkı yakalayabilmem için başka bir ihtimalim yoktu zaten. 7. soruyu sahneye davet edelim. Alkışlarla geldiler. Sahnedeki yerini aldılar. 7 diyor ki, şöyle sesleniyor bize 7. Aşağıda bir iş yerindeki doğalgaz kombinisinin 3 farklı kademesi ve bu kademelerin kullanım durumlarına göre 1 saate harcadıkları gaz tüketimleri verilmiştir. Arkadaşlar güzel bir tablo sorusu. Tablo okumaları lütfen güzel bilelim. Bakın kademe demiş. Buralara kademeleri yazmış. 1 saatte doğalgaz tüketimi demiş. Metreküp cinsinden demiş. Buraya da yazmış. Ne demek bu? 3 metreküp, 5 metreküp, 2 metreküp. En düşükte, ortada ve yüksek seviyelerde. Evet, yakışır miktarda yazmışlar. 2, 3, 5 büyüyerek gidiyor yükseğe doğru. Aynı gün içerisinde kombi saat 9'da 3. kademede çalıştırılmaya başlanmış. Çok güzel. Saat 9'da 3. kademeyle başladık. Şuraya da notumu alayım. 09'da 3. kademe. Ne güzel. Başlanmış. Saat 12'de kaç saat sonra hemen söyleyin bana buradan. Tabii ki 3 saat sonra. Çok güzel. 3 saat sonra 12'de 1. kademeye düşürülmüş. Çok güzel. Ve saat 18'de kapatılmış. Çok güzel. 18'de de kapatılmış. Bız. Arkadaşlar buradan buraya kaç geçti? 18'den 12'yi çıkarsam biliyorsunuz saat 12'den sonra tekrar 1, 2, 3 diye sayıyoruz. 18 kaça geliyor? 6'ya. Buradan da görebilirim 6 saat geçmiş. Güzel. İş yerindeki doğalgaz sayacı 09'da 50 metreküp gaz olduğunu gösterdiğine göre bu sayaç 18'de kaç metreküp olduğunu gösterir. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar, burada benim metrekübüm kaçmış? 50 metreküp imiş. Çok güzel. Şimdi saat 12'ye kadar neler oldu, neler bitti bir onu görelim. 3. kademede çalıştım. 3 saat geçti. Peki her saat 3. kademede açıkken kaç metreküp harcıyordum arkadaşlar? 5 metreküp harcıyordum. Ben her saatte 5 metreküp harcıyorsam 3 saatte ne kadar harcarım? 3 çarpı 5, 15 metreküp harcarım. Çok güzel. Arkadaşlar 50 olan metrekübüm 15'i çıkartırsam kaç kalır? 50'den 15'i çıkartın. 35 metreküp kalır. Çok güzel. Bitti mi? Bitmedi. 50'den 15'i çıkartıyoruz. 0'dan 5 çıkmadı. 1 onluk aldık. Burada 4 kaldı. 50 ile eksi 15'i topladım. Bir başka deyişle. 6 saat daha nerede çalışmış bu sefer sevgili arkadaşlar? 1. kademede. 6 saat. Peki 1. kademedeyken ne kadar yakıyorum sevgili arkadaşlar? 2 metreküp. 6 saat boyunca ne kadar yakarım? 6 çarpı 2'den 12 metreküp yakarım. Vay be. Bak daha fazla çalıştırttım ama yani 3 saat çalışmasından daha az yaktı. 12 daha yaktı. Bu sefer 35 ile eksi 12'yi toplayacağım. Bir başka deyişle 35'ten 12'yi çıkartacağım. Ne kalır sevgili arkadaşlar? 3, 2, 23 metreküp kalır. Bereket depoda hala doğalgazımız var ki açıkta kalmadık. Evet, 7'yi B şıkkında gördüm. 23 metrekübü. 8'de devam edelim arkadaşlar. 8 ne diyor? Kaan ve Doruk hava sıcaklığını tahmin etmeye çalışıyorlar. Aa, güzel bir eğlence. Termometreye baktıklarında gerçek sıcaklığın Kaan'ın tahmininden 3 derece yüksek, Doruk'un tahmininden 1 derece düşük olduğunu gösteriyorlar. Doruk bayağı bir güzel tahmininde bulunmuş. Kaan'ın tahmini eksi 7 olduğuna göre Doruk'un tahmini kaçtır? Çok güzel. Bunu sayı doğrusunda görelim. 0. Kaan dedi ki bence dedi eksi 8 derece dedi. Çok güzel. Burada söyledi. Ve dedik ki bakın arkadaşlar tahmin etmiştik. Acaba gerçek ölçümümüzde söyledi bize. Kaan'ın tahmininden 3 derece daha yüksekmiş. Arkadaşlar daha düşük olsa sola gidecektim. Şimdi 3 birim sağa git diyor. Daha yüksekmiş ısı. Yani sıcaklık pardon. Isıyla sıcaklık farklı şeyler bu arada sevgili arkadaşlar. Lisede öğreneceksiniz bunları. Eksi 8 dereceymiş. 3 derece daha yüksek. 3 birim sağa git. Yani eksi 5'miş meğersem. Yine kışın oynanan bir oyunmuş bu. Bayağı soğuk bir yerdeymişiz aynı zamanda. Anadolu'nun orta yerlerinde bir yerde. Sevgili arkadaşlar... Daha yüksekmiş. Peki diyor ki Doruk'un soruyordu. Doruk kaç tahmin etmiş olmalı sevgili arkadaşlar? Doruk'un tahmininden de 1 derece düşükmüş. Şimdi 1 derece düşükmüş. Demek ki Kaan daha fazla söylemiş. Arkadaşlar kaç derece fazla söylemiş? 1 fazla söylemiş. Eksi 5'in 1 fazlası nerede sevgili arkadaşlar? Sakın eksi 6 demeyin. Eksi 4'tür. Arkadaşlar sayı doğrusu candır. 1. videomda da söyledim. Bunu asla ve asla unutmayın. Sayı doğrusunda sağa doğru gittikçe sayılarımız hep büyür. Sola doğru gittikçe de sayılarımız küçülür. Eksi 8, eksi 4'ten küçüktür. Çünkü eksidir. Negatif sayılar... Rakamları sanki büyüyormuş gibi gözükür ama başındaki eksi onları daha küçük yapar. Demek ki kaçmış? Kaan'ın tahmin ettiği değer, pardon Doruk'un tahmin ettiği değer eksi 4'müş. Vallahi evden çıkmayın derim ben Kaan'la Doruk'a. Çok soğuk. Evde oturun, ders çalışın, annemizin yaptığı güzel yemekleri yiyin. Değil mi? Netekim şu anda ders çalışıyorsunuz eğer bunu dinliyorsanız. Evet, 9. Aşağıda 3 farklı ilde aynı gün içinde ölçülen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları değerleri verilmiştir. Çok güzel. Trabzon, Ağrı, Ankara, görüyorum şehirlerimi. En düşük ölçülenler burada, en yüksek ölçülenler de burada verilmiş. Santigrat derece cinsinden. Tablo okumalar çok kıymetlidir, söylemiştim. Evet. Verilen bilgileri göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı bulalım sevgili arkadaşlar. Teker teker şıklarımızı okuyalım. Evet, tablomuz da ekranda karşımızda. Birinci de diyor ki Ağrı'da ölçülen en yüksek sıcaklık Trabzon'da ölçülen en düşük sıcaklıktan 4 derece fazladır. Arkadaşlar baktım tabloma. Ağrı'da ölçülen en yüksek. Ağrı'da ölçülen en yüksek -1'miş. -1. Trabzon'da ölçülen en düşük sıcaklıktan 4 derece fazla diyor. Trabzon'da ölçülen en düşük kaç? Trabzon'da ölçülen en düşük -5. Bu da Trabzon, bu Ağrı. Diyor ki 4 derece fazladır. Hemen sayı doğrusunu getirdim. -1 burada, -5 burada. Arkadaşlar hangisi büyük? -1 daha büyük. Çünkü sağ tarafta yer alıyor. Ne kadar büyük? 4 derece. Daha fazla. Daha büyük. Daha fazla. Aynı şeyler. Evet. 9'da demek ki A şıkkımız doğruyu söylüyor. B ne diyor bakalım? Onu da okuyalım. Biz yanlışı arıyoruz. Ankara'da ölçülen en düşük sıcaklık. Ankara'da ölçülen en düşük sıcaklık. -13. Gördüm. Ankara en düşük. -13. Bu kim? Ankara başkentimiz. Trabzon'da ölçülen en yüksek sıcaklıktan 11 derece fazladır. Trabzon'da ölçülen en yüksek. Trabzon'da ölçülen en yüksek kaç? +12. +2. Bu da Trabzon. Bunu da yazalım. Ölçülenden 11 derece azdır. Arkadaşlar öyle mi? Sayı doğrusunda yerleştirirsem bakın. Ya zaten bakın. -13 sıfırdan sevgili arkadaşlar 13 gelmiş zaten. Sağda da 2 var. Toplamda 15 olur değil mi? Bunların arasındaki fark. 11 derece değil. Yani burada bir çıkarma yanlışı yapar mıyım acaba diye bakmış. Doğru cevabı bulduk. B şıkkıymış. Yanlış bir bilgi. Diğerleri neden doğru onları da inceleyelim. Çünkü derdimiz sevgili arkadaşlar soruyu çözmek değil, konuyu öğrenmek. Bunu büyük abilerinize, ablalarınıza anlatırken de söylüyorum. Biz konuyu anlayalım sevgili arkadaşlar. Yoksa doğru cevabın A, B, C, D olmaları çok önemli değil. Anlayarak çözerseniz daha sonra karşınıza çıkacak diğer problemlerde de çözüm getirirsiniz. Anlayalım, anlayarak çözün. O yüzden diyorum öğretmenlerinizle mutlaka ve mutlaka sorunuz. Ağrı'da ölçülen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri arasında 16 derece fark vardır. Bakıyorum 17, -17 ve -1. Evet arkadaşlar aralarında ne kadar fark var? Yani çıkarma işlemi benim için çok kolay olmuş. Bak 0 burada oldu, -17 gitmiş. 1 derece soldan başladıysa burası demek ki 16 derece fark var. Evet, doğru söylemiş. Trabzon'da ölçülen en düşük ve en yüksek sıcaklık arasında da 7 derece var dedi. Trabzon'a baktım. -5, +2, -5 ve +2. Evet, aralarında ne kadar fark var arkadaşlar? Hemen 0'ı yakalarım ben buradan. Bakın burada 5 var, burada da 2 var. Evet, 7 derece fark var. Sen de doğruymuşsun. Ya, zaten yanlış cevabımızı bulmuştuk B şıkkı olarak. Onunla devam edelim. 10 şöyle söylüyor. Bir matematik öğretmeni. Çok güzel. Matematik öğretmenlerini çok seviyorum. Öğrencilerinden günlük 50'şer soru çözmelerini ve şöyle yerleştireyim. 50'şer soru çözmelerini ve her gün için yaptıkları çizilerin üzerine kaç soru fazla ya da eksik çözdüklerini yazmalarını istiyor. Güzel. Bak bir de örnek vermiş bize. 55 soru çözülen gün için çizelgeye +5. Neden? Çünkü 50'şer soru demişti. Güzel. Yazıyla böyle yazılır. Biz bunu sayısal olarak da gelelim. 50 yazalım. 55 çözersem artı 5 alır. 40 olursa ne olur arkadaşlar? Bak 50'den 10 eksik. Eksi 10 yazması gerekiyor. Güzel. Adanın pazar günü hariç bir hafta içinde çözdüğü soru sayılarını gösteren çizelge aşağıdaki de verilmiştir. Oh teşekkür ediyoruz. Pazar çalıştırmamış, tatil yapmış. Değil mi? Birazcık da hobilerimizle ilgilenelim. Sevdiğimiz, keyif aldığımız şeylerle. Her gün ders. Tabii ki keyif alarak ders çalışın sevgili arkadaşlar ya. Yani ders çalışmak için, zorunda olduğumuz için değil. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. Bunu zorla izliyorsanız ki zorla izlemiyorsunuzdur. Kendiniz açtınız. Keyifle izleyin. Anlaştık. Ama sadece keyif, gülerek, mülerek de değil. Anlayın ki keyfiniz artsın. Eğer bir şeyi anlarsanız sevgili arkadaşlar aldığınız keyif, haz çok daha yüksek olur. Daha eğlenceli olur sizler için. Benim hep öyle oldu söyleyeyim. Ada çizelgede verilen hafta için toplamda öğretmenin istediği soru sayıda soru çözdüğüne göre pazar günü kaç soru çözmüştür? Eyvah eyvah. Meğersem pazar günü de çalışmış, eksikmiş. Evet. Sevgili arkadaşlar şimdi bakın burada çok dikkatli olalım. Neden çok dikkatli olalım? Şimdi bunları şöyle düşünsek. Bakın bunları borç ve ödeme olarak düşünsek. Yani teker teker mesela eksi 7, 55'ten 7, 50'den 7 çıkar 43 soru. Burada o 50'yi toplayacağız da bulacağız da şeklinde düşünmeyin. Bakın benim burada 7 borcum varmış. Değil mi? 7 tane soru çözme borcum var. Ertesi gün salı günü ne yapmışım? 8 tane fazla çözmüşüm. Yani 7 borcum varken 8 fazla çözerek artı 1'e geçmişim. Bakın salı günü artı 1'e geçtim. Sonra sevgili arkadaşlar 4 soru eksik çözdüm. Bir tane fazlam vardı. Eksi 4 çözdüysem çarşamba günü sonuçta eksi 3 tane borcum kalır. Perşembe günü borcum daha da artmış. Bir 5 daha borcum kalmış. Eksi 8'e çıkmış perşembe günü sonunda. Cuma günü cuma günü coşmuşum. 11 fazla çözmüşüm. 8 borcum vardı ve artıya geçtim artık. Değil mi? 8'den 11 fazla çözdüm. 3 artıya geçtim. Cumartesi günü yine biraz tembellik yapmışız hafif. 5 tane eksik çözmüşüm. 3 tane fazlam vardı. Eksi 2 tane çözmüşüm. Kalmış, borcum kalmış. En nihayetinde artık pazar günü ne yapmalıyım sevgili arkadaşlar? Tam adet soru çözmek için, bu borcumu gidermek için artı 2 tane çözmeliyim değil mi? Fazla, 2 fazla çözmeliyim ki bu 0 olsun. 2 fazla çözmüş olmam ne demek sevgili arkadaşlar? 50'den 2 fazla olan 52 tane soru çözmeliyim. C'de gördüm. Sevgili arkadaşlar bunu şöyle düşünsenize. Ya ben hep öyle düşünürdüm. Ben hep ilkokula gelir zaten aklıma. Bakın üniversite sınavına girerken bile ilkokul gelirdi. Neden? Bize çubuklar, fasulyeler dağıtılırdı. Siz bunları toplar gibi düşünün. 50'şer tane topun olacaktı değil mi? Şimdi eksi 7 tane top var. Yani eksi 7 tane top olmaz da 8 tane top koyarsan buraya ne olur? Bir tane fazla topum olur. Değil mi? Buradan 3 top al, 4 tane top al. Eksi 3 tane borcu olur değil mi? Top borcu olur. Eksi 5 tane daha top koyarsak eksi 8 tane top borcu olur. 11 tane şimdi koydum. 8 taneyi alırım. Üzerine 3 tane daha koyarım. Çok güzel. Daha sonra bu 3 taneden 5 tane alırsam 2 tane borcumuz kalır. Şimdi bu borcu kapatmak için de 2 tane fazla topa ihtiyacım var. Ortalamam zaten 50 idi. 52 tane soru çözmem gerektiğini de bulmuş olurum. Sevgili arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomuz sizler için faydalı olmuştur. Derslerinizde başarılar dilerim. Sağlıcakla kalın.